Sefa Güneşler Memleket Sefası programından Tek Rumeli TV ekranlarından sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu hafta Tekirdağ'ın turizmde ön planda olan bir ilçesi olan Şarköy'deyiz. Şarköy'ün bugün 17 Kasım düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı. Bu coşkuyu biz de sizlerle birlikte kutlayacağız. Hadi bakalım, programımız başlıyor. Türk'ün yolu, bu yolda imanlar dolu. Yolumuz Atatürk'ün yolu, bu yolda imanlar dolu. Ayırmayız sağ solu, geç vücuttur Anadolu. Ayırmayız sağ solu, tek millettir Anadolu. Vatandır her bir zerremiz, uğrunda yılmaz neferiz. Vatandır her bir zerremiz, uğrunda yılmaz neferiz. Biliriz bu çetin yoldur, ölsek de geri dönmeyiz. Biliriz bu çetin yoldur, ölsek de boyun eğmeyiz. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz, Atatürk bizim özümüz. İlkemiz çağdaş memleket, ülkümüz istikbal yine. İlkemiz çağdaş memleket, ülkümüz istikbal diye. Ne ezen ne de ezilen, tam bağımsız bir Türkiye. Ne ezen ne de ezilen, tam bağımsız bir Türkiye. Köylüsü efendi millet, örnektir medeniyete. Köylüsün efendi millet, örnektir medeniyete. Dalgalan şanlı bayrağım, aydınlık cumhuriyete. Dalgalan şanlı bayrağım, aydınlık cumhuriyete. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz. Atatürk bizim özümüz, Atatürk bizim özümüz. Aziz milletimiz, vatanına ve kutsal saydığı değerlerine sahip çıkıp bu vatan ve üzerinde oynanmak istenen oyunları bozarak şanlı bayrağımızın mavi göklerde ebediyete kadar dalgalanacağını tarih boyunca tüm cihana göstermiştir. Sayın Kaymakamım, Şarköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Kaymakamlık çelengini sunmak üzere
Şarköy Kaymakamı Sayın Hakan Kılınçkaya'yı arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengini sunmak üzere Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpayvar'ı arz ederim. Dalgalan sert şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şimdi sizleri yurdumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da ve vatan savunmasında canlarını veren tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından şanlı bayrağımız göklere çekilirken Şarköy Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Ozan Gönç yönetiminde sizleri İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm gruplar rahat. Hazır ol. Bayrak flama al. Dikkat! Kaymakamım, çelenk sunma töreni sona ermiştir. Kutlamalara saat 10.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda devam edilecektir. Arz ederim. Evet sayın izleyicilerimiz, Şarköy'ün 99. düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü bugün coşkulu kutlamalarla başladı. Sabah yine yanımızda
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak var. Sayın Başkanım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bugün Tekirdağ'ın 13'ündeydi bayramı. Bugün Şarköy'ün evet, bayramı. Evet. Sizin ne söylemek istersiniz bu konuda? Tabii iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, serin ama sıcak bir ortam. Kasım ayı biliyorsunuz bizim Tekirdağ'ımızın bütün ilçelerinin kurtuluş günleri var. Kurtuluş ayı diyoruz Kasım ayı için. Hüzün ayımız 10 Kasım var. Bugün de Şarköy ilçemizin son kurtuluş olan Şarköy ilçemizin 99. yılını kutluyoruz. Coşkuyla kutluyoruz. Gördüğüm kadarıyla herkes aynı coşkuyu yaşıyor ama bu coşku ebediyen sürecektir. Artarak sürecektir. Kolay değil. Vatanımız kurtulmuştur. Bunun Şarköy kurtulmuştur. Ben bütün ilçelerin kurtuluş bayramlarına katıldım. Bugün de Şarköy'e katılmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Ve bütün Şarköylülerin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum. Herkese sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. Biz de sizlere sağlık, esenlikler diliyoruz. Sayın Başkanım, tamam. Saygılar sunuyorum. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. Evet sayın izleyicilerimiz, Şarköy düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor bugün. Coşkulu bir gün. Yine yanımızda Şarköy Kaymakamı Sayın Hakan Kılıçkaya var. Sayın Kılıçkaya merhabalar diyoruz. Bugün kurtuluş gününüz kutlu olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz diyorum. Malum 17 Kasım Tekirdağ'ımızın, Şarköy'ümüzün kurtuluş günü. Bugün coşkuyla kutlamamız gerekiyor. Bu vatanı bize emanet eden ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize başsağlığı diliyoruz. Bu günü en iyi şekilde kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Siz de hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sayın Kaymakamım. Bizler de tabii öyle coşkulu günlerde milli duygularımız kabarıyor bize. Sizler gibi değerli mülkamilerimize de mikrofon uzatmaktan çok onur duyuyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Size görevinizde saygılar sunuyoruz Sayın Kaymakamım. Teşekkür ediyoruz. Evet programımız devam ediyor. Yanımızda Şarköylü bir beyefendi. Merhaba. Bir eski başkan adaylarımızdan, eski değil geçmiş dönem başkan adaylarımızdan. Yüksek mimar mühendis Yücel Yetiş. Yücel Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. İyi sizler nasılsınız? Ben sizleri de iyi gördüm. Bu zor günlerde çalışarak atlatılacak. Başka çare yok. Toplumumuz buna hazır vaziyettedir. Biz de bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız bu ülkemiz için. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Yöremizi daha çok tanıtın, daha çok gösterin. Güzel çalışmalar oluyor. Yörenin en büyük problemlerinden bir tanesi yöreye ekilen çam ağaçları senelerden beri zeytinlerin tozlaşmasını engelliyor ve Şarköy'de zeytincilik yarı yarıya verimi düşük bir şekilde oluyor ve bu da insanların büyük bir maddi kaybına neden oluyor. 35 sene önce yaptılar, bir getirisi de yok yani domuzdan başka bir şey yok. Altında çiçek, üstünde altında çimen, üstünde çiçek olmayan bitkiden hayır olmuyor. O yüzden diyoruz ki zeytinlerimizi koruyalım. Evet. Evet, tören alanına geçiyoruz. Kaymakamımız Sayın Hasan Kılıçkaya ve Belediye Başkanı Sayın Alpayvar okulların ve halkın kurtuluş gününü kutlayacaklardır. Arz ederim. Değerli Şarköylüler, bu mutlu gününüz kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, bugün 17 Kasım Şarköy'ün kurtuluşu. Kutlu olsun. Çok değerli Tilaba ve Sokra ekibimiz, 17 Kasım Şarköy'ün kurtuluşu. Kutlu olsun. Değerli protokolüm, değerli gazilerim, hanımefendiler, beyefendiler, 17 Kasım Şarköy kurtuluşu kutlu olsun. Evet, sağ olun. Sayın Kaymakamım, 17 Kasım Şarköy'ün kurtuluş günü programını arz ediyorum. Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpayvar'ın günün anlam ve önemini belirten konu.
konuşmaları. Cumhuriyet İlkokulu 4 ve sınıfı öğrencilerinden Yaşar Can Aslan'ın Bayrak adlı şiirini okuması. Şarköy'ün kurtuluşu dolayısıyla kutlama mesajı gönderenlerin isimlerinin okunması. Cumhuriyet İlkokulu 4C sınıfı öğrencilerinden Asya Özkan'ın Bir Yolcu adlı şiirini okuması. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan Halk Oyunları ekibi gösteri sunumu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi. Arz ederim. Ey atalar, ey yurt için ölen kahramanlar, ey binlere tek başına yürüyen aslanlar, ey devlerin leşlerini sürükleyenler, ey bağımsızlığa kan içinde ulaşanlar, rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpayvar'ın teşriflerini arz ederim. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili öğrenciler, öğretmenlerimiz, çok değerli Şarköy'lü hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.